Şu anda operatör doktor Barış Keklin yanındayız. Öncelikle daha çok bayanlar yaptırıyor, yani kadınlar yaptırıyor estetik ameliyatları. Daha çok gelen hasta popülasyonumuz kadın ama son dönemde erkeklerde de ciddi bir estetik algısında artış var. Öncelikle estetik ameliyatların yapılış amacı tabii ki fonksiyonel bazı problemlerle birlikte görüntü ve şekil açısından vücudumuzdaki herhangi bir yerin rahatsız ettiği durumda tabii ki bunlar anatomik bütünlüğe uyacak şekilde, doğallığı bozmayacak şekilde güzel ama doğal görünen bir görüntüye kavuşmak için kendisini iyi hissetmesi açısından yaptığımız değişik estetik ameliyatlar var. Bu kadınlarda daha çok işte meme estetiği, burun estetiği, yüzüyle ilgili bazı estetik girişimler olabilirken erkeklerde de burun estetiği, vücudumuzun belli bölgelerindeki işte yağların istenmeyen yerlerde olmasından kaynaklı şekil bozukluklarını düzeltmek amacıyla yaptığımız çeşitli estetik ameliyatlar var. Bunun rahatsız eden hangi bölge ise buna yönelik estetik girişimlerimiz olabiliyor. Amacımız estetik ameliyatlarda olumsuz bir etki yaratmamak, yani iyileştirme olması. Estetik ameliyatın amacı bu. Yani insanın hem kendisini iyi hissetmesi hem de doğal anatomik bir görüntüye kavuşması. Doğallıktan dışarı çıkan her estetik ameliyat aslında insana zarar veren bir ameliyat sürecidir. Bu ameliyat olabilir, ameliyat dışı estetik uygulamalar olabilir. Bunları yaparken dikkatli olmamız lazım. Nedir dikkatli? Mesela medikal uygulamalarda kullanılan malzemenin kalitesi, yapılan işlemin doğallığı, yapan doktorun olaya hakim olması, bunun ehliyetli ellerde yapılması çok önemli. Bu işe tecrübe harcamış, bu işi bilen kişiler tarafından ameliyatların yapılması çok önemli. Eğer bu koşullar sağlanmıyorsa yapılan her ameliyat belirli riskler taşır ve sonuçları da bu oranda kötü olabilir. Şunu bilmeleri lazım her hastamızın. Lütfen çok iyi araştırarak gitsinler, çok iyi incelesinler. Çünkü estetik ameliyatlarda yapılan işlemlerin geri dönüşümü gerçekten zor olabiliyor. Uygun olmayan koşullarda yapılan işlemlerin sonuçlarını düzeltmek zor olabiliyor. Revizyonlar her zaman normal ameliyata oranla daha zor ve istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabileceğimiz ameliyatlar. O yüzden bu işi bir kere yaptıracaklarını düşünsünler ve iyi ellerde ameliyatlarını yaptırmalarını, işlemlerini yaptırmalarını ve hukuki sorumluluk altında olabilen kişiler tarafından yapılması çok daha isabetli olacaktır. Evet, halk arasında da bu botoks, dolgu falan çok karışan bir durum. Onu aydınlatmak için güzel bir soru. Botoks bir aslında bakteri zehri ve bu bakteri zehri şişeye doldurulmuş. Biz onu sulandırarak kullandığımız bir zehir. Ne yapıyor? Kasları felç ediyor. Hangi kasları felç ediyor? Yüzdeki mimik kaslarını. Buradaki amacımız yüzdeki mimik kaslarından kaynaklı oluşan göz kenarındaki kas ayakları, alın bölgesindeki derin çizgiler, onun dışında burun üstündeki bazen oluşan sert ifade, kaşımızın ortasındaki sert ifade, kaşımızın düşük pozisyonu gibi problemleri ortadan kaldırıyor ve bunları 3 ay ile 4 ay arasında tamamen bloke ettiği için uygun kasa, uygun dozda yapıldığında, ehil ellerde yapıldığında çok yüz güldürücü ve çok güzel sonuçları var. Kalıcı bir işlem de değil. Hani o açıdan korkmasınlar. Güzel yapılan bir botoks 4 ay kadar gidebiliyor. 4 ay ile 6 ay arasında tekrarlandığında botoksta oluşacak kırışıklıkların da aslında önüne geçmiş oluyoruz. Yani yaşlanma sürecinde birazcık yavaşlatmış oluyor. O yüzden hani çok güvenli kullandığımız bir ilaç. Herkese tavsiye ederiz bu anlamda. Öncelikle estetik ameliyatlar biliyorsunuz çok geniş bir yelpaze. Her bir ameliyatın farklı farklı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Biz ameliyat öncesinde ve sonrasında hastalarımıza bunları vurguluyoruz. Ama tabii ki bir nekahat dönemi var. Bu kabaca bir haftalık bir dönem. O dönemde istirahat etmelerini, bol sıvı almalarını, ameliyat olan bölgeyi korumalarını istiyoruz. Bu süreci atlattıktan sonra zaten artık normal hayata ve sosyal yaşama yavaş yavaş dönmeye başlıyorlar. Mesela vücut şekillendirme ameliyatlarında bir korse hastamıza öneriyoruz. Karın germe olsun, liposuction olsun. O 6 hafta kadar kullanılması gereken ve bu dönemde de oluşabilecek bazı olumsuzlukların önüne geçmemiz gereken bir dönem. İşte bir ay kadar falan bir sporu
İşte meme ameliyatı olan hastalara dediğim gibi özel bir sütyen kullandırıyoruz. Onları bir ay kadar kullanmaları gerekiyor. Ona dikkat etmeleri lazım. Burun ameliyatı olanlar 3 ay kadar güneş gözlüğü kullanmıyorlar gibi gibi. Hani bunları çok çeşitlendirebiliriz. Önemli olan burada doktorların direktiflerine uymak, olumsuz bir durumda sürekli iletişimde olmak doktorla. Bu anlamda bir sıkıntı da yaşamazlarsa 3-6 ay içerisinde de estetik ameliyatın tam sonucunu görmüş olacaklardır. Öncelikle hastamız bize belirli bir şikayetle geldiğinde değerlendirmemiz lazım. Yani bu önümüzde iki yol var. Bu işlem için yapılacak değişiklik için cerrahi bir girişim mi gerekiyor yoksa cerrahisiz bir yöntemimiz var mı? Yani bunlar birbirinin alternatifi değiller. Yani mesela işte burun estetiği için burun ameliyatı yapmayalım ama dolguyla yapalım diyebileceğimiz bir yöntem değil. Ama bazı burunlar var. Mesela burnun çok hafif bir alın bölgesinde düşüklüğü var. Oraya bir dolgu yaparak çok güzel bir sonuç alabiliyoruz. Ya da çok hafif burun ucu düşük, orayı destekleyerek burun ucunu kaldırdığımızda güzel bir sonuç alabiliyorsak belki o zaman ameliyatsız bir yöntem olarak kabul edebiliriz. Ama ameliyat gerekiyorsa ameliyat yapmak lazım. Bu birbirlerinin alternatifi değil. Ameliyatsız neler yapabiliyoruz? Biraz önce bahsettiğim işte botoks uygulamaları, yüzdeki mimik çizgilerinin, kırışıklıkların azalmasını sağlayan dolgu uygulamaları, yüzümüzün mesela elmacık kemiklerimizin, orta yüzümüzün, buradaki çizgilerimizin derinleşmesi sonucu oluşan doku kaybının yerine konulması açısından dolgu uygulamaları. Yüzümüzde eğer yaşımız genç, cerrahi için erkense, yüzümüzdeki hafif sarkmalar için belki askı uygulamaları, elektif vakalarda yani seçilmiş olgularda. Onun dışında teknolojik cihazlarımız var. İşte bu kolajen dokusunu arttırıp ince çizgilerin kaybolmasını sağlayan, cildin yeniden bakımını sağlayan radyo frekans uygulamaları, altın iğne uygulamaları, onun dışında enerji veren cihazların kullanımı gibi kullanım alanları var. Kişiden kişiye, olgudan olguya değişen uygulamalar ama baştan tekrar belirtiyorum. Ameliyat gereken bir durumda medikal uygulamalar bunun bir alternatifi değil. Ama medikal uygulamaların da etkili olduğu noktalarda bazen ameliyatlar çözüm olamayabiliyor. Hastayla durumu paylaşıp hangisi gerekiyorsa belki de ameliyat olduktan sonra da medikal uygulamalarla desteklemek gereken durumlar da ortaya çıkabiliyor. Dediğim gibi kişiye göre planlamayı yapmak lazım. Evet. Yani meme büyütme eğer sadece büyütme ameliyatı yapılacaksa yani dikleştirme ya da başka bir işlem yapılmayacaksa biz genelde memenin alt kısmından bir kesi yapıyoruz. Meme dokusuna hiç dokunmadan, memenin sinirlerine, meme dokusunun kendisine hiç dokunmadan yakasın altına ya da kasın üzerine bir protez yerleştiriyoruz. Bu bir cerrahi işlem olduğu için o bölgede birazcık cerrahi olarak çalışıyoruz aslında. O yüzden belirli bir dönem hafif bir uyuşukluk hissi olabilir. Yani hissizlik değil ama böyle bir karıncalanma hissi olabilir meme başında. Ama sadece protez ameliyatlarında meme başının duyusuyla ilgili bir sıkıntı yaşamayız. Yani bu yaklaşık 3 ay sonra tamamen geri dönecek bir karıncalanma hissi olur. Onun dışında süt vermesiyle ilgili ya da hissiyatla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamaz hastamız. Kadınların zaten meme ile ilgili ya büyük ya küçük sıkıntıları oluyor. Meme küçültmekteki amacımız şu olması lazım. Bir, hastanın postürel yani duruşla ilgili bir problemine neden oluyorsa, kamburunun çıkmasına neden oluyorsa, ağırlıktan dolayı omuzlarında özellikle sütyen kısmında çekintiler oluyorsa, yine ağırlıktan dolayı ve yapışmadan dolayı meme altında hijyenle ilgili problemler, terleme problemleri, yara açılması gibi durumlar varsa aslında çok da hastanın yaşına bakmadan bunların da sağlık problemlerine neden olmadan bir an önce memenin küçültüp uygun vücuduna uygun bir şekle kavuşturulması lazım. Ama onun dışında eğer çok da büyük değilse hastanın böyle bir sağlık problemine neden olmuyorsa genelde doğum sonrasında bunu beklememiz lazım. Çünkü meme küçültme ameliyatlarında meme dokusunun bir kısmını alıyoruz ve meme süt kanallarına birazcık dokunabiliyoruz. Süt vermekle ilgili sıkıntı yaşayabilirler. Artı doğum sonrası memede şekil bozuklukları olacağı için hani bu ameliyatı doğum sonrasına bırakmakta fayda olabilir. O yüzden doğum sonrasında sarkmış ya da çok büyümüş olan toparlanması gereken memenin hem dikleştirme hem de küçültme ameliyatı ikisi birlikte yapılabilir. Bu dönemde onu beklemek gerekebilir açıkçası. Ama çok estetik ameliyattan çok bir sağlık problemi nedeniyle bir ameliyat gibi düşünmekte fayda var meme küçültme ameliyatının. Çünkü meme küçültme ameliyatı çok üzgündürücü bir ameliyat. Ameliyat sonrası hem şekil açısından anatomik ve doğal bir görünüme kavuşurken
hastanın sağlık problemleriyle ilgili işte vücudundaki bir 2 kiloya yakın bazen ağırlık çıkardığımız oluyor. 2 kiloya yakın bir yükü taşımak var. Artı onun büyüklüğünün yarattığı görsel bir ruh halindeki bir bozukluğa neden olan bir görüntü var. Hem ondan kurtuluyorsunuz, hem hijyen problemleriniz ortadan kalkıyor. Hem bu postürel pozisyonlar yani kamburunuzla ilgili sıkıntılar ortadan kalkıyor, hafifliyorsunuz. Daha rahat ve sağlıklı bir hayata kavuşuyorsunuz. O yüzden meme küçültme ameliyatlarını tavsiye ederim. Şöyle meme estetiğinden kastımız eğer büyütme ameliyatıysa bir protez koyuyoruz. Çok fazla bir kesimiz olmuyor. Bir önemli olan nedir? Bir sütyen takması. Özel bir sütyen veriyoruz. Sporcu sütyenine benzer. Onu bir ay kadar kullanmasını, desteklemesini istiyoruz. Hani hasta bilmeli ki bir 3 ay kadar ödemli ve şiş olacak. Birazcık daha beklenenden daha büyük ve sert bir meme dokusu olacak. Onun dışında çok da dikkat edilmesi gereken bir şey yok. Bir ay kadar bir spor yapmaması yeterli ve tam toparlama sürecinde 3-6 ay ama meme küçültme ameliyatlarında doku çıkardığımız için, meme başının pozisyonunu değiştirdiğimiz için meme başının etrafında, meme başından aşağıya doğru bazen altta ters T şeklinde bir kesimiz olabiliyor. Onun iyileşme döneminde biz özel bazı kremlerle uygulamalar yapıyoruz. O yüzden yara iyileşmesinin tam nihai sonucu ermesi 6 ay ile 1 seneyi bulabilmekte. Meme de bu 1 sene içerisinde birazcık şekil değiştirebilmekte. Yani ilk baştaki o çok dik duran cerrahi bir görünüm ortadan kaybolup 3-6 ay içerisinde meme normal doğal kıvrımlarına ulaşabilmekte. O yüzden hani şeyden şeye değişiyor aslında, yapılan operasyondan operasyona bu işlem değişiyor. Küçültmelerde birazcık daha ağrısız ve kolay bir ameliyat olmakla birlikte birazcık iyileşme süreci daha uzayabiliyor. Protez ameliyatlarında hemen iyileşiyoruz ama bir hafta kadar da birazcık hafif ağrılı ve hareket kısıtlama gereken bir dönem yaşanabiliyor. Gözler insanlarla iletişim kurduğumuz, direkt gözlerin içine baktığımız ilk organlar ve bunun çevresindeki yaşlanma belirtileri bizim yaşlılığımızı ele veren, yani yaşlandığımızı gösteren ilk belirtilerin çıktığı yerler. O yüzden üst göz kapağında cilt fazlalığı ve sarkma, üst göz kapağında birazcık düşme, alt göz kapaklarında torbalanma gibi yaşlanma belirtileri ortaya çıkabiliyor. Bunların eğer uygunsa belli bir yaştan sonra cerrahi yöntemle giderebiliyoruz. Eğer çok ciddi bir cilt sarkması yoksa, sadece bir torbalanma varsa, göz kapağının alt kısmında işkesi yapmadan gözün iç kısmındaki yerden girip oradaki torbalanmaları alabiliyoruz. Böylece daha taze, daha genç bir yüz ifadesine kavuşuyoruz. Üst göz kapağındaki cilt fazlalığını ise mecburen kesi yaparak oradaki fazla cilt dokusunu, kas dokusunu çıkarmamız gerekiyor. Bazen gözün iç kısmında yağ kesecikleri dışarı doğru fıtıklaşma yapabiliyor. O yağ keseciklerinin de bir kısmını almamız gerekiyor ama tamamen boşaltmak yanlış bir işlem olur. Yani gözün dolgun ve genç gözükmesi lazım. O yüzden gerekirse hafif yağ enjeksiyonlarıyla da destekleyebiliyoruz göz çevresindeki dolgunluğu arttırmak için. Bu ameliyatları yapıldıktan sonra lokal anestezi altında üst göz kapağı ameliyatı yapılabiliyor klinik ortamında. Ama alt göz kapağı ameliyatı için hastane ortamında belki hafif sedasyon ya da tamamen yani yarı baygın ya da tamamen uyuyarak ameliyat yapmamız gerekebiliyor. İşlem sonrasında bir hafta kadar bantlarımız oluyor. Ödem ve şişliğin gitmesi açısından birinci haftadan sonra kontrole çağırıyoruz. Eğer mümkünse 12. gün civarında da kullandığımız dikişleri alarak nihai sonuca ulaşıyoruz. Çok güzel iyileşir göz kapağı. Hiçbir iz bırakmaz. Ama yine 3-6 ay gibi bir süreçte her estetik ameliyatta olduğu gibi göz çevresi estetiğinde de beklememiz gerekebilir nihai sonucu görmek için.